Her yeni günle birlikte milyonlarca öykü, milyonlarca sevinç, acı, kırgınlık, rastlantı yaşanır bu şehirde. Caddelerde parlayan iki ışık huzmesi, ya hastaneye bir yaralı, ya doğum evine bir anne, ya evine geç kalmış bir çakır keyif, ya da vakitsiz bir misafir taşımaktadır. Bu bir taksidir. Ve dikiz aynasından gözüken bir şehrin sokaklarında yaşanan milyonlarca öykünün sessiz kahramanı şoförler. Taksi şoförleri. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştu ekmek parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Fark etmez gündüz gece yarısı. Taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası. Çiçek taksi durağı burası. Helal vatandaşın parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Taksici de aile babası. Bazısı çeker gönül yarası. Taksinin rengi burası. Şimdiki yazlığı satışa çıkarttım. Oradan bir miktar para gelecek. Yok merak etme, fazla sıkışmayız. Önemli olan gönüller hoş olsun. Para dediğin ne ki be? İstediğim zaman hemen nakde çevirecek malım var çok şükür. Yok merak etme, hemen müşteri çıkar. Belki 3 kuruş da ucuza gider ama elde trink para kalır. Tamam. Akşam sana uğrayacağım, daha detaylı konuşuruz. Çocuklar bana müsaade. Ha, taksiye bakmaya geleceklerdi. Biraz ilgilenirsiniz. Hayrola abi? Ya Kazım, nasıl olsa onu çalıştıran yok. Zaten gitsin diyorum. Niye aramasın abi ya? Allah Allah, fazla taksi göz çıkartmaz yani. Buluruz bir arkadaş, işletiriz abi. Oğlum para lazım, para. Yatırım yapmam lazım. Neyse ben çıkıyorum hadi. Şeytanınız bol olsun. Güle güle abi. Duydunuz değil mi? Yazlığı da taksiyle satışa çıkarmış. Bu daha başlangıç. Daha bunun arkası gelecek hala. Neyin arkası oğlum, ne diyorsun sen ya? Ya sattıklarının arkası abi ya. Abi bütün taksileri satacak. Biz dımdızlak ortada kalacak. Sen açtın mı gene o şom ağzını? Uğursuz baykuş. Ya öyle deme ama Allah'ı sevinse ya. Yatırım değil. Ne yatırayım ki? Bir bildiğin var galiba ha? Var tabi. Bütün parasını o pavyondaki karaya yedireyim. Yok canım, daha neler. Olmaz öyle şey ya. Ama gene de belli olmaz tabi. Kazım abi bak, bu olabilir. Ben bir film seyrettim abi, Şehvet Kurban diye. Behçet Nacar'la Figenan'ın. Şimdi Behçet Nacar abi böyle yaşlı bir adam oynuyor, tamam mı? Figenan da pavyon düşmüş acayip bir kadın. Şimdi adam kafayı takıyor ya abi Figenan'a. Ondan sonra mahvoluyor abi adamın hayatı. Gene o kadına gidiyor galiba, işi zor valla. Figenan'a mı? Duvara. Ne diyor ya? Saçmalamayın be. Bak görüyor musun anneciğim? Büyük almışız. Gidip değiştirsek mi acaba? Daha neler artık. Çocuklar tam büyüme çağında. 6 ay sonra küçük bile gelir. Merak etme, bunlar iyi. Ne o? Çocuklar elbise mi aldınız? Yılbaşı yaklaşıyor Niyazi. Yılbaşında insanlar eşlerine, çocuklarına, annelerine, kayınvalidelerine hediye alırlar damat. Hediye mi? Ne ya? Evet hayatım. Hani geçen sene almayı unuttuğun şey. O bir kere olur. Hmm. Zaten bu senede olursa neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Sahi, bu yıl bir yere gidecek miyiz yılbaşını kutlamak için? Sanki her sene bir yere gidiyoruz da. Böyle mi söylenir Niyazi? Kadıncağız heves etmiş işte. Olur anneciğim, siz nereyi isterseniz oraya götüreyim diyeceğine sanki her sene bir yere gidiyoruz gidiyorsun. Aman kızım, bundan bekleme böyle incelikler. Tamam götüreyim, nereyi istersiniz? Boş ver, geçti artık. Hadi canım, sizi Uludağ'a götüreyim. Sahi mi söylüyorsun Niyazi? Tabii sahi söylüyorum. Kayınvalide cuma kayak takımı bile aldırım. Kayak yapar. Ben mi kayak yapacağım bu yaştan sonra? Daha neler? Niye yapmayasınız? Kayak yapmanın yaşı mı olur? Takacaksın ayaklarına kayakları, çıkacaksın dağın tepesine, bırakacaksın çanını ha böyle aşağıya. Ondan sonra da kırılmadı kerim kalmayacak değil mi? Bana bak, bu alık kocam beni öldürmeye çalışıyor, haberin olsun. Utanmıyorsun değil mi Niyazi anneme böyle şeyler söylemeye? Mama,
Mavi Uludağ'a gitme fikri hiç de fena değil. Kayağı kocan yapar, biz de oturup bir güzel seyrederiz. Duydun Niyazi, Uludağ'a gidiyoruz. Hemen şimdiden yer ayırtman gerekiyor, yoksa ortada kalırız. Hiç merak etmeyin, ayarlarım. Benim için de değişiklik olur. Ben sıkıldım. Ne yapalım, okula gidiyoruz işte. Komiklik yap, güldür bizi. Daha neler artık. Siz beni hokkabaz sandınız galiba. Her gün yeni bir şey çıkartıyorsunuz. Bize okulda yedi cüceler diyorlar. Sen de Pamuk Prensesmişsin. Sayenizde adımız çıktı. Maskara olduk helalim. Bize şoför Niyazi'nin taklidini yap. Yapamam şimdi. Ama geçen gün yapmıştın. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Hadi. Bu ne biçim bıçtır? Haçen kafamı şişirdin. Oldu mu? Ay çok iyi. Oldu Aysel abla, çok güzel oldu. Oldu. Evet oldu. Hadi Ramazan amca taklidi. Yeter ama. Vallahi duraktakiler onların hadi taklitlerini yaptığımı bir duysalar beni mahvederler. Kibriyaş efendim. Bu yılbaşında İstanbul'da kalınmaz abicim. Kar, kış, mutlaka bir yere gitmek şart. Doğru valla, hiç çekilmez. Bir yerlere gidelim. Kumkapı'ya gidelim, Körekapı. Nasıl İstanbul dışı diyoruz, sen Kumkapı diyorsun Şevket. Salak! Bu adam Kumkapı'yı İstanbul dışına sanıyordur, Allah bilir. Tamam ya, biz de fikir olsun diye söyledik. Asus'a gidelim, bu mevsim de harika olur. İyi fikir. Bak, zaten genellikle sanatçılar Asus'a gider. Harika olur valla. Şimdi bak, benim çekeyim olmazsa ben kesin gelirim. Hayatım, olmayacağına eminim. Tamam. Ya ne diyorsun? Vallahi ben uyarım. Önemli olan birlikte olabilmek değil mi? Ya, aslında benim. Maksat sevgililerimizle birlikte yeni yılı en iyi şekilde geçirebilmek. Yalnız aklınıza uygunsuz şeyler getirmeyin. Ayrı odalarda kalacağız ona göre. Tabii canım, ona da şükür. Kızıma yılbaşı hediyesi ne alacağımı bir türlü karar veremiyorum. Sence ne alayım Ramo'cuğum? Ben de çok anlarım ya. Anlarsın canım. Nasıl bir şey alsam bir türlü karar veremiyorum. Şöyle oyuncak türü bir şey al. Ayol 17 yaşındaki kıza oyuncak mı alınırmış? İlahi Ramo. Anlamam dedik ya sana. Elbise falan mı alsam acaba? İyi olur, elbise al. Ama düşünüyorum da bir sürü elbisesi var. CD çalar mı alsam acaba? İyi işte. O CD'den al. Alacağım ama beğenmeyecek. Falan marka daha iyidir diyecek. Takı falan mı alsam acaba? Takı al tabii, takı. Ama sen de her dediğime tamam diyorsun. Tamam değil mi diyeyim yani? Güzel kızıma şöyle güzel bir kolye alacağım. Rama, kolye seçmeme yardım eder misin? Ya ben de anlarım kolyeden. Anlarsın. Erkek gözüyle bir bak bakalım. Neticede insanların süslenmesi kendini karşı cinse beğendirmek için değil mi? Ya canım. Ben de şöyle erkek gözüyle bir bakacağım. Aman tamam. Sanki itiraz hakkımız var. Hadi akşam gelince konuşuruz. Telefonu meşgul etme şimdi. Kazım abi, yengem gene canını sıktı galiba. Sıktı tabii ya. Hep o Niyazi'nin yüzünden be kardeşim. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ona bir şey al, çomağı hazırla demişler. Niye pozuldu şimdi bu? Karınla kaynanın yılbaşında Uludağ'a götürüyormuşsun. Götüreceğim, sana ne? Ya seninki benimkine telefon açmış. Aman siz de gelin, daha iyi eğleniriz diye. Ya senin işin mi yok oğlum? Ne işimiz var bizim Uludağ'da? Ya ne güzel işte Kazım abi ya. Gidin, kafanızı dinlersiniz, biraz dağıtırsınız. Selcan'la ben de Büyükada'yı kaçmayı düşünüyoruz. Kayınvalidemin evi var ya orada abi, davet etti. Sene de bir yılbaşımız var zaten. Gidelim bir küçük kurtlarımızı dökelim he? Oh be ağlar be. Ne güzel ha. Hepiniz bir yere gidiyseniz, yılbaşında eğlenirseniz. Niye lan? Sen de bir yere git be abi. Yok mu arkadaşın filan? Yok be ama Allah'ı sevinsen. Gurbet elde kim kime dumdum ha. Peki ne yapacaksın be oğlum burada? Bizim gibi gariban ne edecek ağam ya? Geçeceğim televizyonun karşısına, yoracağım çiğ köfteyi, yiyeceğim çiğ köfte. Sabaha kadar televizyonu seyredeceğim. Oğlum sabaha kadar çiğ köfte yedir mi ya? Manyak mısın lan sen? Basın olursun oğlum sonra. Efendim?
Pardon efendim, size demedim. Bizim Abuş'a dedim. Abuş, Abuş bizim çaycı. Tamam efendim, hemen yolluyorum. Gür sokak 6. Tamam efendim, iyi günler. Başlayacağım ulan senin. Yılbaşından da, çiğ köftenden de. Müşteriye neler söylettin lan bana öyle? Ya, ama ben mi söyleyeyim ya? Kendi söyleysen. Kenan, fırla gül altı. Tamam Kazım abi. Hadi görüşürüz. Yürü. 149.9 Debriyaj FM'den hepinize iyi seyirler sevgili şoförler. Yeni bir yıla girmeye çok az bir zaman kaldı. Herkes yılbaşını kutlamak için bir şeyler yapıyor. Eminim sizin de yılbaşı için çok güzel planlarınız vardır. Oha, yavaş bir abi, kıracak mısın ya? Müşteriye sinir yok. Sinir yok. Biz de arkadaşlarla birlikte tatile çıkıp kafamızı dinleyeceğiz. Bütün bir yıl bu anı beklemiştik sevgili dinleyiciler. Ya sen de kapat şunu be kardeşim, car 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 kafa şişiriyor. Münasebet size bak. Bana ne senin tatilinden ya? Olmadı ama abi, dinliyoruz yani. Kız kötü bir şey demedi ki yani. Yok, sinir yok arkadaşım, müşteriye sinir yok. Kuzenim Manolya ile ben sevgililerimizle birlikte yeni yılı karşılayacağız. Bak Sevze'ye ya. Sevgilisini de alacakmış. Bana ne senin sevgilinle çıkacağın tatilden? Müşteriyiz biz, para veriyoruz. Kapatsana şunu kardeşim. Sevgili dinleyiciler, kim bilir belli olmaz. Belki Manolya ile ben size Asos'tan sesleniriz. Çünkü sana kapat dedik kardeşim, sinir yok. Asos'ta olacağız. Kapatalım bakalım o zaman. Yomu da kapat, tövbe rüzgar geliyor. Ya abicim hava alıyoruz biz ya. Oo, müşteriye sinir yok. Sen hava alacağım derken biz zatürreye mi olalım burada? Görmüyor musun bu karda kışta popomuz donuyor. Kapattık işte. Ulan müşteri diye tepemize çıkıyorsunuz be. Yani her müşteri böyle yapsa işimiz var demektir yani. Çok konuşma, yoluna bak. Müşteriye sinir yok. Kızıma bunların hangisi yakışır sence? Şu sağdaki nasıl? Aman o çok yaşlı işi. Kokonalar takıyor. Biz de 18'lik civan değiliz herhalde. Bana sorarsan onu gösteririm tabii. Ay hemen de alınır. Hadi gel içeride bakalım. Daha fazla çeşit vardır hadi. Şey, erkek gözü yok ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bursalı olmanın yararları işte. Rezervasyonu hemen yaptırıverdim. Yaşa Elmas teyze, harikasın vallahi. Kız yoksa yılbaşı arifesi Uludağ'da yer bulabilmek mümkün mü? Ayol, otel müdürü komşumuzun oğlu. Annem bir telefon etti, iş tamam. Emret Elmas teyzeciğim. Sana oda bulamayacağız da kime bulacağız dedi. Üç oda emrimize amade şimdi. Yoksa Niyazi'nin ayarlamasına kalsaydık. Ay. Esin şimdi orası buz gibidir. Kışlık bir şeyler almak lazım. Hiç sorma abla. Ben de kara kara onu düşünüyorum. Düşüneceğinize çıkıp alışveriş edin biraz. Doğru vallahi. Vallahi. Hadi hemen hadi, çıkın. Hadi. Ben çocuklara göz kulak olurum. Hadi. Ay sağ ol anneciğim. Bana da birkaç çift olur, çorap alın. Olur. Karşıya dön, sağda indir. Abi şimdi sen beni ters yola sokma be. Sen burada yeni ver ha. Karşısı iki adım zaten. Ya yürüyeceksek ne diye taksiye bindik kardeşim? Geç ileride dur. Ya abi, oraya saptın mı ondan sonra koca meydana dönmem gerekiyor. Halbuki buradan direkt çıkacağım be abicim be. Ben müşteriyim müşteri. Dediğimi yapacaksın. Sinir yok. Müşteri veli nimettir demişler. Hayret bir şey ya. Tamam. Hayret yani. Buyur abicim, oldu mu istediğin ha? Doğru konuş, sinir yok. Hayret ya. Sen bizi darpane sandın galiba abi. Kaç para yazdı ya? Bozuk yok mu? Yok kardeşim. Bozuk da yok, sinir de yok. Artık 5 milyonu da bozamıyorsan git başka iş yap. Allah Allah. Tamam be, tamam. Tamam Allah Allah. Tamam. Hadi. Al. Al işte. Bütün bozukları verdik işte. Al. Sinir yok kardeşim. Sinir yok. Kırmadık, dökmedik. Allah Allah. Sinir yok. Hadi be, tamam ya. Oha! O ne biçim kapıyı kapatmak? Ayı! Kırsaydın bari. Herife bak ya. Bunda da sinir çok. Bir yere. Ya abi be, girdiler kuyumcuya. Bir sürü altın, kolye, bilezik. Yani Ramazan abi o kadına mı alıyordu onları? Tabii. Nah, bu kadar elmas yüzük aldı. Sonra beşi bir yerde. Böyle iki sıralı kolye. Ula bizim memlekette bir maksut emmi var idi. Malı, mülkü, çift uçu buyu var idi.
kapın daha böyle Natasha'nın birine her şeyi yedirdi. Mal gitti, mülk gitti, çift gitti, ha böyle kala kala bir çubuğu kaldı. Yok alır. Ramazan ağamın halı haraptır ha. Aa, onu bu karadan kurtarmak gerekir. Öyle. Müşteri var galiba. Hadi çocuklar dışarı. Geldi la. Bak bakalım. Bakın bana bak, bu taksiyi almaya gelen. Merhabalar, hoş geldiniz. Ramazan Bey yok galiba. Yok, yok işleri var onun. Gitti oğlum, gitti. Gelmez artık. Faturalı taksi bu galiba. Hı-hı. Ramazan Bey'le konuştum. Duraktakiler yardımcı olur dedi. Tabii canım, ne demek. Bak abicim, taksici esnafı elbette birbirine yardımcı olacak. Öyle meslektaşa yamuk yapmak yok bizim kitabımızda. Eyvallah. Bak abicim, bizden duymuş olma ama bu araba kaza yaptı. Yapma ya. Ya. Bak hiç söylemedi bunu. Yani toparlayana kadar neler çektik. Kolay değil koca trenin altından çıkarmak onu. Ne ya o? Trenin altından mı çıktı şimdi bu? Ya hiç sormayın. Geldiğinde hurda halindeydi bu araba. Baba en zorba, en zorba. 20 kişi öldü içinde ha. Ne 20'si ya? Zaten topu topu 5 kişi. Bilemeden 6 kişi alır ya. Sen de destekli atsana biraz oğlum. Aslında doğru dedi. Yani bir kazanan 5 kişi, 4 kazanan 20 kişi. 4 kere 5, 20. Evet. Yani 4 kere kaza mı yaptı? Evet. 4. kazadan sonra bu takside bir uğursuzluk var deyip satmaya karar verdi. Allah razı olsun. İyi ki uyardınız. Yoksa yanıp kavrulacaktık. Sağ olun ya, beyler. Sağ eyvallah. 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 Ha şey, kimsenin kazıklanmasına razı olamayız ama ne olur Ramazan abiye bu dediklerimizi anlatmayın lütfen. Şeytan görsün onun yüzünü be. Tabii görsün. Geç abi geç. Ama durum çok vahim ya. Bunu savduk. Sonra ne olacak? Bir an evvel Ramazan abi bu defteri kurtarmak lazım. İyi de ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız şimdi? Şöyle hanım hanımcık. Bir kısmet bulup Ramazan abim başını balamak gerek. İyi de nereden bulacağız böyle bir kısmeti ya? Şimdi şöyle mazbut, damadının yanına kalan dul bir hanımefendi bulabiliriz. Hem Ramazan abi kurtulur, hem de damat kurtulur. Yani anlayacağınız bir taşla iki kuş. Vay uyanık vay. Birazdan bizim Osman'ın yerine uğrayacağım. O söylediğin iş için mi? Evet. Girdik bakalım böyle bir işe. Çok masrafın olmalı. Hamama giren terler demişler. Olacak artık o kadar. Ama yaptığın harika bir şey. İnan çok duygulandım. Sen de gelsene. Oturup bir şeyler içeriz. Ay sağ ol. Siz iş konuşacaksınız şimdi. Beni şurada ileride bir yerde indir. Yapılacak çok işim var. Hadi. Durun ne usta? Segmanlar değişecek, balatalar değişecek, motor da temizlenecek. Ya motor sağlamdı be usta ya. Benzini her zamanki yerden mi aldın? Yo, niye? Benzine mazot karıştırıyorlar, o yüzden böyle inayilik yapıyor. Vay alçaklar vay ya. Ulan ben gidip bunun hesabını sormaz mıyım onlardan? Sor tabii. Ya peki şunu hemen hallet de gideyim abicim ben. Biraz zaman alacak yalnız. Ya hemen yap be usta. Hemen olmaz, sırada bir sürü araba var. Çırağın biri de yaraladı kendini. Ne yapacağımı vallahi bilemiyorum. Bak usta, yani biliyorsun yabancı değilim. Yani başkasına da elletmem ben bu aleti yani. Tamam be gözüm. Ne yapalım? Bak bir sürü araba var sırada. Yapacağız. Yapma ya. Ancak olur. O da senin gül hatırın için. Yoksa 3 günlük işim var. Hem kafanı dinle biraz. Sabah akşam şoförlük yapılmaz ki öyle. Peki ne yapalım öyle olsun. Ama bak yarına hazır olsun ha. Tamam kardeş, tamam, sözümüz sözdür. Sabah gelir tamam, alırım ben. Tamam. Hadi eyvallah. Bu hesaplar hiç fena değil. Ya Osman'cığım, inşaat malzemesini hemen almamız lazım. Yılbaşından sonra zam gelebilir. Yahu 6 ay zam yok diyorlar. Ben de onun için acele ediyorum ya. Ne zaman zam yok dedilerse arkasından haşırt diye geçirdiler. Haklısın. Sende ne kadar çıkıyor? Ben plakayı söküp arabayı satılığa çıkardım. Şile'deki evi de satarsam iş biter. Bir miktar da benden çıkar. İlk etapta yeter. Buyurun. Selamiciğim merhaba. İşler iyi be, ne olsun. Tabii canım, lokanta senin. Senin yerin burası. Yer ayırtmaya ne gerek var? İstediğin zaman gel. Bak kim var yanımda. Bana bak, bizim deli selam mı? Selam söyle. Ramazan. Bizim tonton Ramazan. Selamı var. Aleyküm selam. Ortak bir işe girdik de onu konuşuyoruz. Yok canım, ticari değil, hayırlı bir iş. Yok be, ne kız vermesi canım. Şahane bak. Hayırlı iş deyince aklına iyi bir şey gelmiyor ki. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Ramazan'la köye ilkokul yaptırıyoruz.
Her şey devlete bırakılmaz tabii. Canım 8 yıllık eğitime katkı. Sağ ol. Oldu kardeşim, dediğin gibi istediğin zaman gelirsin. Yengeye hürmetler, delikanlının yanaklarından öperim. Sana selamı var. Aleyküm selam. Ne yapıyormuş? İşleri iyi. 3. mağazayı da açmış. Osman'cığım ben gideyim artık. Öyle mi? Sen hadi bilirsin. Bana müsaade. Güle güle, bana bak. Ne zaman istersen gel. Dükkan senin. Olacağım. Sağ ol. Hadi. Hadi eyvallah. Canım. Kal sağlıcak. Hadi güle güle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ataköy. Yavaş. Dursaydın bari. Sinir yapma ya. Şunu da kıs biraz. Ne öyle bangır bangır. Taksi benim taksi. Beğenmeyen iner. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Oğlum biz müşteriyiz. Müşteriyle öyle konuşulmaz. Başka bir kanalı çevir bari. Debriyaj FM'i falan aç. Yap radyo madya. Debriyaj FM'miş. İki tane karı çıkıyor, geyik muhabbeti yapıyor. Doğru konuşsana sen ya. Sinir yapma. Allah Allah. Sabah sabah radyoda karı sevgilisinden bahsediyor. Bana ne senin dümbük sevgilinden be? Şu camı da kapatsana, rüzgar geliyor. Hava alıyoruz şurada ya. Sen hava alacaksın diye ben burada zatürre mi olacağım kardeşim? Ben burada müşteriyim, tamam mı? Müşteriye sinir yok. Tamam tamam, kapattık işte. Müşterisin diye gel tepemize çık bari. Hayret bir şey ya. Bana bak. Sen bana hiç yabancı gelmiyorsun ha. Allah Allah. Selam beyler. Hoş geldin Ramazan abi. Oo hayırdır? Bu hindiyi nereden buldun abi? Aldım evladım. Yılbaşı geliyor. Yoksa ay, unuttunuz mu ha? Neyse çocuklar, var mı arayan sonra? Taksiye bakmaya geleceklerdi. Abi lavun biri geldi. Baktı, beğenmedi, çekti gitti abi. Aa niye? Arabayı beğenmedi abi. Nesi varmış? Şöyle bir baktı. Aa dedi, bu araba kaza yapmış ha. Halt etmiş be. Bir çiziği bile yok arabanın. Boş ver be abi. Hıyarın tekiydi zaten. İyi ki yoktun burada. Yoksa tepelerdim terbiyesizi. Anında yamultacaktım. Zor aldılar elimden. Baktı baktı. Bu araba burada. Hiçbir şey aramaz dedi. Çekti gitti. Keyfi bilir be. Piyasada müşteri mi yok? Abi ben de şey diyecektim ya. Yılbaşında Celal'le birlikte kızlar alıp şeye gidecekti. Asus'a. Biz de münasebesi Niyazi Efendi'nin sayesinde Uludağ yolcusuyuz. Ramazan abi, Selcan'la ben de adaya bizim kayınvalideyi görmeye gideceğiz de. Allah belan versin, onların hepsi bir yere gidi. Ben bu çay ocağında yine bekliyorum ha. Oh be, şoförlere bak. Çocuklar, aklınızı başınıza alın. Yok Asos, yok Uludağ, yok Adalar. Ya buralara para yetiştiremezsiniz bir. Yılbaşı bu durak çalışır. Bu durak boş bırakılmaz. 2. Beyler, boyumuzun ölçüsünü bilmezsek hayat bizi fena pataklar. Bu da 3. Sözün kısası, hiç kimse bir yere gidemez. Herkes burada işinin başında olacak. Nasıl yani ya? Evladım, yılbaşı gecesi en çok taksiye ihtiyaç duyulan gecedir. Çek taksi olarak tam kadro görevimizin başında bulunacağız. Hepimiz nöbetçi mi olacağız yani? Evet. Benim durağımın bir şanı var. Ramazan abi, yılda bir kez eğlenmek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Canım elbette. Ama para kazanmamız da lazım. Hepimizin paraya ihtiyacı var evladım. Anlıyoruz abi. Helal olsun al. Sağda bu yakışır da. Türkiye seninle gurur duyuyu. Türkiye seninle gurur duyuyu. Ulan Türkiye seninle rezil oluyor be. Ulan sen beddua ettin değil mi eşoğlusu? Gözü kaldığı yarın kendi gelemeyecek diye. Hey. Durun ya. Evet, eğlenmek hepinizin hakkı, sizin de hakkınız. Ama ille de yılbaşı gecesi eğlenmek şart mı yahu? Biz de 3 gün önceden kutlarız yılbaşını. İyi olur vallahi, çok iyi düşündün ha. Kazım, çocuklar hanımlara söyleyin yarın gece eğleniyoruz. Bendensiniz. Olur abi. Abuzer! Buyurun. Gele. Al bakayım şimdi. Bu senin emanetindir. Ona göre kaybetmesin. Başla. Hıt. Bu ne yahu? Ama Allah bela versin, siyah bir dolma ederim lan. Parmaklarını yersiniz ha. Yürüyün. Birader, buradan geç karşıya dön büyük binanın önü. Dönemem oraya. 2 adım yer. Genç adamsın, yürü işte. Ya kardeşim sen ne biçim şoförsün ya? Müşteriye sinir yok. Böyle şoförüm.
Taksi adabını bilmiyorsan binme kardeşim. Acelemiz olmasa binmezdik herhalde. Hem taksi adabını da senden öğrenecek halimiz yok herhalde, değil mi? Sinir yok, tamam mı? Önüne gelen taksiye binerse böyle olur işte. Bravo, benim demem lazım ya. Önüne geleni şoför yaparlarsa diye. Çık genel. Tamam, tamam be. Sağ bakalım. Oho, sen bizi darphane sandın galiba. Yok mu bozun? Yok. Bütün bozuklukları yerin birine verdik. Sen de bir 5 milyonu bozamıyorsan git başka iş yap zaten. Ya ben bu olayları nereden hatırlıyorum ya? Şunu alıyorum. Tabii, hemen paketleyeyim. Ha, benim paket hazır değil mi? Üstüne de doğumu yazdınız değil mi? Birine sevgili kayınvalide cuma, öbürüne sevgili karı cuma. Hadi verin benim paketleri de gideyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya ne telaş ediyorsun? Biz de sabahtan beri burada bekliyoruz. Ben sizden önceyim. Aman canım. Allah Allah. Belki de arabayı yanlış yere park ettik. Trafik polisi aldı kötücü. Lütfen yani. Buyurun efendim. Şunun yaptığına bak. Buyurun. Buyurun. Yahu dur yahu, bu benim değil ki. Ne bu böyle yahu? Sevgili karıma kayınvalideme. Hay Allah yahu. Nerede bu adam yahu? Ay bu ne tatlı şey bu böyle. Avlu bir şey mi ya? Sen onun tadını dolma olunca göreceksin. Tadından yanına varılmaz bunu, bilir mi ha? Aysel, nasıl gidiyor senin okul servisi? Hiç sorma Ramazan abi, canım çıkıyor. Öyle de sevimli şeyler ki insan bırakmaya kıyamıyor. Görsen 7 sevimli canavar. Haberin var mı Aysel abla? Şoförler sizlere Pamuk Prenses'le 7 cüceler diye isim takmışlar. Duydum. Bu yaştan sonra Pamuk Prenses de olduk. Aa, yakışır sana. Ya yılbaşı için durağı süslemeyecek miyiz? İstiyorsan süsleriz. Tabii canım. Şuraya bir çam ağacı koyarız. Abi ya, isterseniz ben size çam bulurum ha. Bizim memleketin çamları çok iyidir ha. Giderim oradan size bir tane keser getiririm. Süleyen, çam kesmeye memlekete mi gideceksin? Bir kere çam kesmek günah. Alo Çiçek taksi, buyurun. Tamam efendim, hemen geliyor. Hadi bakalım Kenan. Papatya sokak No 7. Gittim Ramazan abi. Buyurun. Oo, sağ ol Abuzer. Ana. Merhabalar. Ah canım, iyi ki buldum seni. Bulamayacağım diye ödüm patladı, biliyor musun? Bir dakikayla yakaladın. Hayrola? Sorma, anahtarı kaybettim. Az daha kapıda kalacaktım, biliyor musun? Bir dahaki sefere anahtarı boynuna bağlayacağım seninle. Aman, iyi ki bir kere anahtarı kaybettim. Sen kaç defa kaybettin? Dur bakayım. Tamam, arka cepte olacak. Ver bakayım. Tamam, buldum. Akşam görüşürüz. Tamam canım, hoşçakal. Güle güle. Müjdeyi aldım Ramazan abi. Bizimkileri çalıştırıyor musunuz yılbaşında? Ne yapalım kızım, iş iştir. Ah canım. Ah ne şeker şey bu. Ne sevimli değil mi? Benim bir Haşmet amcam vardı, aynı ona benziyor. Şşt, bana bak kızım. Haşmet amcan senin kendisini Hindi'ye benzettiğini duyarsa ömrünce yüzüne bakmaz ha. Bilmiş ol. Abuzer, al bakalım şu Haşmet ağayı. Haşmet, gel lan. Yürü. Tut. Tamam. Haşmet, tamam. Yürü lan gidin. Hadi Ramazan abi, ben çocukları almaya gidiyorum. Hoşçakal Aysel abla. Hoşçakal. Güle güle. Anlat bakalım. Yani şimdi siz gelemiyor musunuz? Ya gelemiyormuşuz. Olur mu abi ya? Yani bir tane yılbaşımız var ya. Benim de moralim bozuldu. Ne güzel birlikte gidecektik. Üzülmeyin, biz dönünce size anlatırız. Anlamadım. Ne yani, şimdi ikiniz yalnız mı gideceksiniz oraya? Hmm. Herhalde Celal. Siz gelemiyorsunuz diye yılbaşımızı zehir edecek değiliz herhalde. Ay saçmalamayın yani. Genel atlak. Beyler, siz de kızları meşgul etmeyin. Dünya kadar işleri var. Arkadaşlar yılbaşında bizimle Asus'a gelemiyorlar da. Biz de onları teselli ediyorduk. Ne yani? Siz yılbaşında bir yerlere gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet Ekrem Bey. Bunun için kimden izin aldınız sayın bayanlar? Yılbaşı gecesi özel program yapacağımızı bilmiyor musunuz? Şimdi bilmesini biliyoruz da Ekrem Bey. Peki o programı kim yapacak? İkiniz de yılbaşı gecesi sabaha kadar buradasınız. 24 saat kesintisiz yayın. Yılbaşı gecesi şoför kardeşlerimizin ilgisini ayakta tutmalıyız. Tebrik ederim Beşe Ekrem abi, bravo. Büyüksün be Ekrem abi. Ama bu haksızlık Ekrem Bey. Eğlenmek bizim de hakkımız. Bize yazık değil mi? Biz yılbaşını yarın gece kutlayacağız. Siz de bize katılın. Hayır efendim. İnat değil mi? Gelmiyoruz. Gelmiyoruz.
Ya! Gideceksiniz efendim. Bu bir emirdir. Kusura bakmayın ama... bu bizim özel hayatımız Ekrem Bey. Öyle ya. Ayrıca size ne Ekrem Bey? Ha, ne demek bana ne oluyor? Ben burada bosan korkulu muyum? Evet. Şimdi burada haber değeri taşıyan bir durum var. Fedakar şoförler yılbaşını yılbaşından önce kutluyorlar. Gidip oradan canlı yayın yapacaksınız. Biraz. Hadi bize komik şeyler anla. Her dakika komik bir şey nereden bulacağım size? Sen bulursan. Tamam, anlatıyorum. Şimdi bak, bugün bizim durağa bir hindi getirdiler. Sonra bir arkadaş geldi. Bu benim Haşmet amcama benziyor. Hindinin adı Haşmet amca kaldı. Ben Haşmet amcayı görmek istiyorum. Kabaramazsın Haşmet amca diyelim. Taneler. Şimdi eve gidiyoruz çocuklar. Bana ne istiyorum? Ne olur Aysel abla, ne olur. Çocuklar, şimdi eve gidiyoruz ama. İsteriz, isteriz Haşmet amca, isteriz, isteriz. Tamam, tamam. Susun. Ama bakın, kapıdan şöyle bir bakıp döneceksiniz. Söz mü, tamam mı? Biraz oynayacağım. Hadi bakalım, gidiyoruz, tamam. Kabaramazsın Haşmet amca, annen güzel, sen çirkin. Kabarmıyor işte. Hadi çocuklar, evden merak edecekler. Hadi gidelim artık. Ya biraz daha oynayalım, ne olur. Ya ne olur. Ya siz bunu oyuncak indi falan mı sandınız ha? Dikkat et, gagalamasın ha. Seni gagalar. Bana bak. Çok ayıp. O da öyle söylemesin. Bana bak lan. Yaramazlık deyim ederseniz hindiden dolmaya deyince siyah yedirmem ona göre. Ne dolması ya? Canım şey edeceğim ya. Kesip dolma edeceğim ya. Haşmet amca kesecek. Pis ne olacak? Yok. Allah'a sevinsen ablam. Bunlar bana çok kötü bakıyor ya. Dövecek bunlar ben ha. Daha neler abi. Vurun aslanlarım, vurun. Elleriniz dert görmesin, hücum. Bir dakika. Allah Allah. Dayak mayak yok Şevket, saçmalama. Çocuklar, bu Abizer abiniz var ya, bizim yılbaşımızı zehir etti. Biz onu dövmeyelim de gelin onunla konuşmayalım. Dönün arkanıza. Şöyle koyayım onu. Niyazi, ne yapıyorsun burada hayatım? Hiç. Böyle aynaya bakarım, etrafı dolanarım. Bir şey sakladığımı falan sanma yani. Yok canım, ne sanacağım ki? Öylesine sordum. Ne diyor bu senin alık kocan? Daha yılbaşı gecesi için izin almayı bile beceremedi. Zehir oldu Uludağ tatilimiz. Ne yapsın anneciğim? Çalışacakmış adamcağız. Hem yarın gece hep birlikte yalanacağız. Aman eksik olsun. Olur mu efendim? Herkes oraya durur. Bir hindi alınmış. Kesip dolmasını edeceğiz. Ramazan abi de gelecek. Aman bana ne senin Ramazan abinden? Bana ne olur mu? Sizi özellikle istedi. Kayınvaliden elmasını mutlaka getir dedi. Yoksa dar olurum dedi. Sahi mi söylüyorsun? Niye istiyormuş ki beni? Artık orasını bilemiyorum. Bir düşüncesi vardır elbet. Ya. Ne kadar sevimli değil mi çocuklar? Haşmet amcayı gördünüz. İsteğiniz oldu mu? Oldu. O zaman gidelim artık. Hadi. Ya ablam Allah'ın seversen götür şunları ya. Kötü kötü bakıyor bunlar bana. Yine. Hadi. Pis. Hadi Simay. Hadi gidiyoruz artık. Selamun aleyküm. Aysel ablanın taklidini yaptığı komik Niyazi geldi. Bunlar ne duyuyor böyle? Ay hiçbir şey canım. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz hadi bakalım, çocuklar. Hadi. Sizi yaramazlar çocuklar. Hadi. Görüyorsun değil mi lan? Zamanı çocukları. Ne ben Niyazi? Hepsi ergele bunların. Nasıl gidiyor? İyi mi? İyi ulan. Ramazan abi nerelerde dur? Ya gitti gene. Artık durağa uğramaz oldu. Hep hatunun peşinde. Fena kaptırdı paçayı. Hiç merak etmeyin. Hayırlı bir kısmet bulup bağlayacağım başını. Ya abi Allah'ı seversen ne diysen et ama çabuk et ha. İş işten geçiyor ya. Abuş haklı. Bütün parasını kaptırmadan kurtarmak lazım onu. Anne.
Bak Niyazi bize ne almış. Ay çok merak ediyorum. Acaba içinde ne var? Aman o kadar merak ediyorsan aç bak kızım. Ayıp olmaz mı? Aa, ne diye ayıp olsun canım? Hediyeyi bize almamış mı? Ama sürprizi kaçar. Baktığımızı söylemeyi veririz, olur biter. Ay dayanamayacağım vallahi. Açacağım. Açmazsam çatlarım. Ay ben de merak ettim. Aç bakalım ne almış. Üstüne bir şeyler yazmış bak. Bir tanem Jale'ye. Ne? Canımın içi Mine'ye. Kim bunlar ayol? Görüyor musun? Başkalarına hediye almış. Dur bakayım. Aç aç. Anne aldığı şeylere bak. Azmış bu senin kocanı, azmış. Üstelik aklını kaçırmış. Onu hacır altına aldırmak lazım. Bakayım. Şuna bak. Divane aşık gibi de geziniyorum. Uy, ula burada kimse yok. Nereye yiyorsunuz da? Arazi olmuşlar herhalde. Bu ne Niyazi, bu ne? Uy, bu ne la böyle? Sen mi giyeceksin bunu? Dünyada izin vermem. Ben kıskanç bir erkeğim. Bunu çiğnenin için şasadımı çiğnemen lazım. Çiğneyeceğim Niyazi. Bir de utanmadan üste çıkmaya çalışıyorsun. Hesap ver. Nedir bunlar ve hangi karıyı alındı? Hiçbir karıyı almadım. Ula bu işte bir yanlışlık var ama neresin bu? Vay yine karabası vay. Hani ben bu paketleri almaya mağazaya çıktım ya. Orada bir hıyar var idi. Paketler karıştı. Ya. Hangi hıyar Niyazi? Bu hıyar. Para hesabı yapıyor. Keyfi yok. Parayı sıkışık oldu herhalinden belli valla. He valla ama. Dımdızlak ortada kalacak. Bileyim mi? Kendi bilmeyi ki durum. Ha? Yeter be. Ne orada fısır fısır konuşuyorsunuz? Borsa oynayık. Zamanı değil. Merhaba ben geldim. Hoş geldin. Hayrola? Şeytanın kendi geldi abi. Sömürdüğü yetmedi sanki. Kim bilir ne isteyecek gene. Ben hamın yerinde olacağım. Tutarım saçından. Al aşağı ederim. Bilin ne. Evladım susun be. Öyle gizli gizli konuşmak ayıptır. Ağam. Vallahi konuştuklarımız yüksek sesle konuşulmuyor. Alçak. Sesle konuşuluyor. Hayrola Songül? Beni okul yaptırma mutluluğundan mahrum bırakmayacaksın değil mi? Karınca kararınca bir şeyler getirdim. Lütfen kabul et. Bileziklerim. Yo ama nasıl olur? Kabul edemem ben bunu. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Bakın çocuklar. Şu hatuna iyi bakın ve saygı duyun. Okul yaptırma kampanyamıza bilezikleriyle katılıyor. Hangi kampanya bu abi? Doğru. Sizin haberiniz yok tabii. Çocuklar birkaç eski arkadaşla birlikte okul yaptırmaya karar verdik. Abi hiç haberimiz olmadı ya. Yani bileydik biz de bir şeyler yapardık. Sağ ol. Düşünmeniz bile yeterli. Ya hepimiz hayat mücadelesi veriyoruz. Aile bütçelerinizi delik deşik etmek isteme. Sakın bu yüzden bana daralmayın ha. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hadi bana müsaade. Şşş, olur mu? Seni işe ben bırakacağım. Bana bakın çocuklar, duraksa emanet. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Gördünüz mü? Boş yere kadının günahını aldık vallahi. Ya sorma. Ulan ayıp oldu ha. Resmen yargısız infaz yaptık iyi mi? Helal olsun ama bu kadına. Vallahi erkek gibiymiş ha. Ya amca ben şimdi anlamamışım. O karı niye alma bileziklerini verdi ki? Ya yardım olsun diye mi? Aferin sana. Vallahi lep demeden leblebiyi anlıyorsun ha. Herhalde abi. Kafa çalışıyor. Önden bize iki tane kahve yap hadi. Hadi. Başlayalım. Thank you.
oğlum, nasıl kaybedersin koskocanı diye? Nasıl kaybettin lan? Kabahat buna bir şey emanet eden de zaten. Yedin mi lan? Ya am gelmeyin üstüme Allah'ı sevseniz ya. Ben Ramazan'a ama ne hesap vereceğim diye düşünüyorum ya. Selam çocuklar. Ne oldu? Yine bir alt karıştırdı abi, bu. Abi kimliği kaybetmiş abi. Ne? Puh rezil, bir hayvana mukayyet olamadın lan. Ne zaman kaybettin lan? Bıraktım am. Ne? Bıraktın mı? Dur Ramazan. Şey bıraktım am. Kapıyı açık bıraktım. Yetmiş. Yani be. Fazla uzağa gitmemiştir. Hadi gidip bakın şu indiği, hadi. Tamam. Hadi gidip bakın geçelim. Be. Geçelim. Aşmet! Beni hindi tutar ya. Dışarı, Kerem. Aşmet! Oğlum biliyor musun, ben bir filmde hindi oynamıştım ben. Aşmet! Aşmet! Ya bili 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 Aşmet! Aşmet! Bili 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 bili. Ne? Bili 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 bili. Aşmet! Ramazan abi, hindi nasıl kayboldu anlatır mısınız? Ya kızım, anlatılacak bir şey yok. Salak Abuzer, bizim çaycı kapıyı açık bırakmış, hindi kaçmış. Taksi durağından kaçan hindi haberiyle ilgili gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Canım, alt tarafı bir hindi. Bu kadar önemli mi ki haber yapıyorsun? Ah, millet böyle eften püften konulara bayılır. Acayip reyting alırız. Aa, bak aklıma harika bir espri geldi Manolya. Millet bayılır. Söyle canım. Şimdi bak, sen hindi hindi diyeceksin. Hı. Ben... Hayır efendim, hinmedi diyeceğim. Ay çok tuttum. Hindi diyeceğim, sen hinmedi diyeceğim. Yani kızım, ben bu espriyi pek anlayamadım yani. Ha. Şimdi Ramazan amca, bu zekaya yönelik modern bir espri. Şimdi bak, hindi, hinmedi. Hindi, hinmedi. Kızım, siz kafayı yediniz galiba. Ya ne hoş, hindi hinmedi. Hinemedi, hindinmedi. Kızlar, benim aklım o işlere basmaz. Ben biraz aptalımdır yani. Yok han, hindi mindi yok. Yer yaralı içine girdi mübarek. Hadi size kolay gelsin, ben çocuklarımı almaya gidiyorum. Nasıl espri ama? Hindi hinmedi. Çok güzel. Ay hindi hinmedi. Hindi hinmedi. Anladı. Ay. Bu sessizlik pek normal gelmedi bana. Sanki bir kabahat yapmış da susuyormuşsunuz gibi. Biz Haşmet amcanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Sussana aptal. Bilmiyoruz. Hay Allah. Benim de kafam karıştı. Siz bir şeyler yaptınız ama durun bakalım. Hindi sizinmiş galiba. Evet bizim. Tamam, banyoya girdim. Gulu gulu diye bir ses. Baktım bu. Oradan sıkıştırdım, söyledi. Sizinmiş. Haşmet amcayı kesmesinler diye arkadaşlarla kaçırdım. Peki nasıl getirdin onu buraya? Söylemem. Ben de sabahtan beri onu düşünüyorum. Ya olacak şey değil. Ben yukarıdan aşağı sorayım dedim. Tüm gecik çocuklar nasıl yaşadılar anlamadım. Zamanı veletler işte. Korkulur bunlardan. Alın hindinizi. Bir daha evimde görürsen vallahi bir daha kesip yerim onu. Tamam, iyi günler. Ay. Abuzer. Geldim abi, geldim. Al bakalım emanetini. Bu defa da kaybedersen seni dolma yapar yerim. Haberin olsun. Yok abi, kaybeder miyim ya? Haşmet, Haşmet. Bize ne kadar yordun biliyor musun? Sen ne yaramaz şeymişsin öyle ha? Merhaba. Hindi bulunmuş galiba. Bakmaya geldik. Bak çocuğum, bu hindinin adı Haşmet amca. Eğer kızdırırsan kabarmaya başlar. Aynı Kazım amca gibi yavrum. Tövbe tövbe. Sabah sabah laf atmasan olmayacak sanki. Ya bu bildiğimiz hindi canım, biz de bir şey zannettik. Bilmediğin hindi nasıl oluyor çok merak ettim beyefendi. Yeter be, elin hindisini yatıra çevirdiniz ya. Herkes ziyaretine gelmeye başladı. Neredeyse burayı hindi baba türbesi yapacağız. Abuzer. Buyurun. Kaldır şunu hadi. Aldım abi, aldım. Şuraya aldım. Bak be. Haşmet. Saygı durağın patronu. Evet sayın dinleyenler. Çiçek taksi durağını bir süre heyecanlandıran Haşmet amca sonunda bulundu. Bu akşam çiçek taksi şoförlerinin eğlencesinde olacağız. Yılbaşı gecesi çalışacak olan vefakar şoförler eğlencelerini bugünden yapacaklar.
Değerli kardeşlerim, Çiçek Taksim'imizin yılın bu son toplantısına hoş geldiniz. Sağlığınıza içiyorum. Sağlığınıza. 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 Sağlığından yazın. İyi eğleniyor musunuz sevgili kayınvalidecim? Aman tamam damat, gayet iyiyim, sağ ol. Ramazan abi, sizin isteğinizle kaynanamı buraya çatırdım. Öyle mi ya, ne iyi ettin. Kayınvalidem de çok memnun oldu. Önce oraya ne işim var dedi ama sizin olduğunuzu öğrenince koşa koşa geldi. damat sen neler söylüyorsun öyle? Niyazi, saçmalamayı keser misin lütfen? Niyazi kaynanasını Ramazan abiye yamamak istiyor. Bence Ramazan abiye bu numara sökmez. Hiç müzik yok, dans etmeyecek miyiz? Ya evet, bu nasıl yılbaşı eğlencesi böyle? Ramazan abi, dans sözü yok mu? Yok ama hep beraber oynarız. Dans var ama sözü yok. Hani indi gelecekti, nerede abi ya? Kambersiz düğün olmaz. İşte kamberimiz Abu Zer de teşrif ettiler. Buyurun, buyurun, buyurun. Neredesin evladım sen ya? Amindi'yi pişireydim. Afiyet olsun ağalar, yengeler. Vallahi kendi ellerimle pişirmiş ama. Bu hindi mi pişirmiş yani? Anne hindi değil, Haşmet amca. Yazık ayol, daha sabah sevmiştim. Şimdi tabak içinde önümde ya. Ay yiyemem ben onu, kusura bakmayın. Ne oldu hayatım? Anne bileyim, sinirlerim boşaldı. Ona o ismi ben takmıştım. Zavallı çocuklarım, duyarlarsa mahvolurlar vallahi. Ay ben de yiyemeyeceğim. Hiç dayanamam ben böyle sahnelere. Ay ne şeker şey. Kel kafası, kırmızı ibiği vardı. Üzülmeyin, yenisini alırız. Ya ne yenisi ya? Hangi hindi bizim Haşmet amcanın yerini tutar ya? Tabii. Hain katil. Ne istedin lan şunun cihazdan? Canavar adam. Bunu radyoda ilan edip rezil edelim el aleme. Evet. Ula vicdansız yarım. Ellerin kırılsın. Ya ağam ya, bana yapın dediniz, ben de yaptım ya. Ben de emir kuluyum değil mi ya? Öylesini sallandırmak lazım Taksim Meydanı'nda. Asıl bu lavuğu dolma yapmak lazım. Vicdansız herif. Ulan Erol Taş bile filmlerde bu kadar kötülük yapmadı ha. Şimdi bir dakika beyler. Kendinize gelin, buraya eğlenmeye geldik. Abu Zer getir bakayım şu tepsiyi oğlum. Yeter. Lan Abu Zer, bu hindi filan değil, tavuk. Kokusu da cüç sesi de tavuk. Ya eyvallah tavuktur. Azıktır demişim ağam ya. Kesememişim yani. Elim varmamıştır bilin. Ben de dedim ki doldurmuş tavuk alam, onu doldurup. Bu da iyidir ağalar ya. Allah belanı versin ha. Aferin Abu Zer. Aferin. Hindi kurtaran Abu Zer. 40 yılın başı iyi bir iş yaptın. Sağ ol. Haşmet. 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 Hadi arkadaşlar, herkes piste, dans vakti geldi. Ramazan abi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Hay hay kızım. Hindi, hinmedi, yaşasın! Haydi eğlence başlasın!